Glutensiz lezzetlerden herkese merhaba. Bugün standart glutensiz unlarla yaptığımız ekmeklere nasıl ekstra bir lezzet ve yumuşak bir doku kazandırabiliriz? Bugün yapacağımız bu baton ekmekle birlikte bunu paylaşıyor olacağız sizlerle. Gerekli malzemeler 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 adet elma, 2 çorba kaşığı portakal posası ve gerektiği kadar glutensiz un. Ben 100 gram çiğ karabuğday unu ile 500 gram glutensiz un karışımı kullandım bugünkü tarifimde. Bir önceki tarifimizde de elma kullanarak poğaça yapmıştık. Yumuşacık ve çok lezzetli poğaçalarımız olmuştu. Bugün de gördüğünüz gibi bir adet elma kullanarak ekmek yapacağız. Elmayı kabuklarıyla birlikte kullanıyorum. İçindeki çekirdek kısmı ayırıyorum ve parçalar halinde blenderıma yerleştiriyorum. Üzerine de 1 su bardağı suyu ekliyorum. Ve blenderdan geçiriyorum. Elma yerine karnıyarık otu tozu ya da Arap zamkı da kullanabilirsiniz. Bugün kolay bir malzeme olduğu için ben elmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi elma ve suyu yoğurma kabına koydum. Üzerine süt, maya, yağ ve tuzu da ekliyorum. Şöyle bir İyice sıvı malzemelerimi karıştırıyorum. İçine de 2 çorba kaşığı kadar portakal posası ekledim. Çiğ karabuğday unu ve glutensiz un karışımı da ekliyorum ve bir kaşık vasıtasıyla tüm malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Elimi hiç kullanmama gerek yok. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. 4-5 dakika kadar malzemelerimi iyice gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Portakal posası derken kastettiğim şey portakalı sıktıktan sonra geriye kalan kısım çok serdifli bir madde ve bunu kesinlikle çöpe atmıyoruz. Bunun yerine ekmeklerimize ekleyebiliriz. Çok güzel bir malzeme olmuş oluyor ekmek yapımında. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz bu kalıpta pişireceğim. İçini tereyağıyla güzelce yağladım ve un serptim. Bunun yerine bir yağlı kağıt da kullanabilirsiniz kalıbınızın içine. Evet, gördüğünüz gibi hamuru kalıbıma alıyorum. Üzerini önce spatula ile düzleştirmeye çalışıyorum. En sonunda da elimi ıslatarak üzerini pürüzsüz bir hale getiriyorum. Mayalandırmak için üzerini kapatıyoruz kalıbımızın. Ilık bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalanmış. Fırınımızı da bir taraftan 180 dereceye önceden ısıtıyoruz. Ekmeğin üzerini gördüğünüz bu karışımla kaplayacağım. Bu karışımı çiğ karabuğday unu ve suyu karıştırarak oluşturdum. Dilerseniz farklı bir uygulamada yapabilirsiniz ya da hiçbir şey sürmeden de ekmeğinizi pişirebilirsiniz. Fırının bir taraftan ısındı. Fırının içinde bir tepsi var. Bu tepsinin içinde de su var. Gördüğünüz bu tepsinin içine, sulu tepsinin içine kalıbımı yerleştiriyorum ve üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 50 dakika kadar ekmeğimi pişiriyorum. Pişen ekmeğin üzerine öncelikle bir bezle kapatıyorum. Yaklaşık 5 dakika sonra kalıptan çıkartıp 1 saat kadar daha dinlendiriyoruz. Sonrasında artık dilimleri ayırıp ekmeğimizin tadına bakabiliriz. Evet, ekmeğimiz henüz daha sıcak. Biraz daha dinlense daha güzel olur ama şöyle bir lezzetine bakacağım. Keşke size de tattırma fırsatımız olsa. Evet, bir elma dokunuşuyla çok lezzetli ekmekler yapmış olduk. Umarız tarifimiz faydalı olmuştur. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.